Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan Yeşil Kırmızı Hatıraları, dünyanın her yerinden izleyen Karşıyakalılara merhaba. Bugün 19 Mayıs, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü sarsılmaz bir inançla, hasretle anıyoruz ve gençlerimiz, onlara da çok güveniyoruz yarınlar için. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 değerli konuğum var. Sayın Okan Yüksel, Sayın Onur Derebaşı, Sayın Mustafa Karluk, hepiniz sefalar getirdiniz programımıza. İzin verirseniz günün önemine binaen, tabii, Onur kardeşimle başlayayım ben. En genç olması hasabileceğimizde. Evet. Seni tanıyoruz, tanıyorlar. Önemli bir sporcusun, yelkencisin, dünya şampiyonusun ve daha da önemlisi bence, bilmiyorum senin için nasıl, dünya şampiyonları yetiştiren bir şampiyonsun. O da çok kıymetli bir şey. Ama şöyle başlayalım istersen. 9 yaşında bildiğim kadarıyla gelmeye başladın Karşıyaka sahilinde. Evet. O günlerden ilk hatırladığın nedir? Kafanda iz bırakan en çok nedir? Ben 9 yaşında dediğiniz gibi ilk Karşıyaka Spor Kulübü'nün çatısından girdim. Benim yelkene başlangıcım, benim babam da yelken şubesinde, yelken şubesinde emekçilerindendir. Yıllarca yelken şubesinde çalıştı. Babamı bir gün böyle bir ziyarete gitmemle başladı. Yaş olarak tabii ki yelken sporuna çok müsait bir başlangıç yaşındaydım. Ve oradaki ortamı görünce o zamanki abilerimiz bizim yelken şubesinde abi kardeş ilişkisi çok yüksektir. Sporculuktan ziyade abi kardeş olarak herkes. Oradaki abilerimizin yaklaşımıyla yelken yap böyle birden kendimi yelkenci buldum. Daha sonrasında kopamadım, çok sevdim ve yelken hayatım böylelikle başladı. Tabii ki bu hayat, bazı şeyler böyle kader kısmet derler. Babamın orada çalışıyor olması benim de yelkene başlangıçtaki en temel şeylerimden bir tanesiydi. Ama devamının gelmesi yelken şubesinin o kendi kültürünün olması sebebiyle ben yelkenciliğe devam ettim. Beni oraya bağladı gerçekten o ortam, abi kardeşim, arkadaş çevresi, yelken kulübünün bulunduğu yer, sosyal imkanları baktığında bizi çocukken hep oraya bağladı. Peki o sana yelken yap diyen güzel abiler kimlerdi? Rahmetli Süreyya Karakaptan başta. O dönem çok destek oldu. Şu an yine yelken şubesi başkanı Seyhan Evlioğlu o dönem tekrardan. Yine o sınıfta o zaman yarışan abilerimiz vardı. Şu an çoğu kendi işinde tabii ki ama hani destek oldular bana yelken yapmam konusunda. Daha sonrasında Secde Akıncı çok destek oldu. Başkanlık döneminde yine kulüpte. Çok uzun seneler geçirdik böylelikle. Peki. Şampiyonluk hikayesine geleceğiz. Ama önce Mustafa Karlo'ya dönelim. O da suyla haşır neşir bir sporcu. Evet. Ama teknenin üstünde değil, denizin içinde. Ya da havuzun içinde. Evet. Evet. Ama yüzmeye denizde mi başladın? Çünkü o zaman denize yapılıyordu karşıya öyle kadar. Öyle diyebiliriz. Geçmişte yani sanıyorum kardeşim böyle 6-7 yaşındayken, 4 yaş var Ahmet Karluk, o da eski yüzücüsü. Bir gün Dikili'de bir tekne gezisine çıkıyorlar babamlarla birlikte. 6 metrelik bir tekne. Ben yokum o zaman, teknede yokum yani. İzmir'de bir yerdeydim herhalde, anneannem de olabilirim. Fırtına çıkıyor, bayağı dalgalı bir şey, ortam oluşuyor. Binbir güçlükle karaya kadar geliyorlar. Kardeşim hatta böyle bir o esnada kullanan kayıkçıya onun suçuymuş gibi, halbuki onun ustalığıyla geldiler. Bir güzel bir okuyor. Annem de diyor ki ya diyor Rahmi'ye, babama Rahmi diyor. Ben az daha diyor, Ahmet'i diyor kucağımda, daha da küçükmüş demek ki. Atmayı düşündüm denize diyor. Çünkü çıpa gelecekmiş gibi bir his oluştu diyor. Bunu duyunca babam, o yıl yaz ayında 3-3,5 ay süren bir güzel bahçede bir ev tutma olayı başlıyor. Ve biz yüzmeyi orada öğrendik. 3 ay, 3,5 ay boyunca bazen günde 6-7 saat yüzdük. Sonra yaz bitti, döndük. Ondan sonraki şeye girerken, babam döneme girerken bu çocuklar diyor yüzücü olacak. Bizi tutuyor, hipokampusa götürüyor. Meşhur. O zaman hipokampus işte o perili
evin sokağında. Hemen sokağın arkasında. İşte Osmanzade diye geçerdi o bölge, oralar. Oraya götürüyor ve işte Osman abiyle tanışıyoruz. Orada başlıyor. Meşhur Arap Osman. Arap Osman. Meşhur Arap Osman'la. Ondan sonra benim yüzme ve su topu, ikisi birlikte yürürdü. Önce yüzme, sonra onun yanında su topu da eklenirdi. Hayatım başladı. 13 yıl lisanslı olarak Karşıyaka Kulübü'nde yüzdüm. Su topu oynadım. İlerleyen yıllarda da antrenörlüğünü yaptım su topu takımının. Başlama öyleydi tabii. Sonrası da var. Peki Arap Osman seni de attı mı? Ama sen yüzme biliyordun. Benim bir kere atmıştı zaman... çünkü boğuluyordum ben. 5-6 yaşındaydım. Tabii Osman abinin geleneksel yöntemidir. Olup olmayacağını gelen çocuğu annesinin yanında alır havuzun ortasına doğru atar. Hipokampus o kadar derin değildi o zaman ama İzmir'deki havuzda çok yaşadık. Etrafta da bizler dururuz. Köpek balıkları derdi. Bakardı çocuk kendisini kurtarırsa ellemeyin derdi zaten bir süre. Tamam bu olur. Benden olmayacağını anlamış yani o zaman. Çünkü baktım geliyor üstüne kurtarmaya. Zaten biz atlayıp kurtarırsak o zaman çocuk olmaz derdi. ona göre yüzücü seçimi yapılırdı yani. O zaman öyleydi. Evet. Okan Yüksel sen ne yaptın? Oraya gidip şey yaptın mı hayatında? Yoksa sadece yürüyüşte mi? Önce merhabayla başlayalım. Başlayalım. Her dağ kendi destanını saklar koynunda. Her orman kendi ultusunu. Bizim dağlarımızda Mustafa Kemal'in destanı. Ormanlarımızda Kuvacılar uğultusu vardır. Ben 19 Mayıs denince, ben Mustafa Kemal Atatürk denince açık deniz dalgalanmaları, yanardağ patlamaları anlarım. Ben 19 Mayıs denince, ben Mustafa Kemal Atatürk denince yedi düvele karşı kazanılan emperyalizme karşı başkaldırı ve isyanın zaferi olarak anlarım. Buradan yola çıkarak günümüz anlamlı ve o çerçevede de güzel geçsin diye bekliyorum. Ayrıca bir 68'li olarak hem biyolojik hem de ideolojik olarak da 19 Mayıs benim doğum günümdür. Ben yaklaşık çeyrek asır Kahramanlar ve Basmane'de büyüdüm. Yarım asırda Karşıyakalıyım. 70'li yıllarda karım Karşıyakalı olduğu için değil, sonra kızım oldu, adı Deniz. O da Karşıyakalı olduğu için değil. Sonra torunlarım oldu. Bir oğlan, bir kız. İkisi de Karşıyaka Spor Kulübü'nün yelkencisi. Onlar için de değil. Ama ben 1969-70 yılını şampiyon olarak bitiren, kesesinde olmadığı halde yüreğini veren, hayatını armağan eden bir Ali Ulvi Kiremitçileri tanıdığım için, bir Gode Cengiz'i yaşadığım için, bir Erol Baş'la arkadaş olduğum için ve o takımdaki arkadaşlarla, Ekremlerle, Saimlerle, Burhanlarla, Uğurlarla bir yıl boyunca yağmur çamur demeden maçlarını izleyerek onları yazdığım için, gözlerimin ekranında onlar hep birer destan olarak kaldığı için karşıya kalıyor. Çok yaşasın. Buradan yola çıkarak da şu anda Pisinler'in bir efsanesi Mustafa Karluk ve dünya direklerine Türk bayrağını çektiren Onur Derebaşı ile sizin düzenlediğiniz bu güzel anlamlı söyleşiye katılmak benim için de ayrı bir heyecan, ayrı bir güzellik. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ya harikasın. Değil mi? Muhteşem. Şu harika yani. Muhteşem ya. Peki sporla ilgin oldu mu? Yaptın mı spor? Sporla ilginiz oldu mu? Sporla ilgim. Evet. Tabii. Bizim Karşıyaka'nın da birçok efsanesi, işte Ünal Başkan dahil, Coşkun Süer dahil, Hasan Denizkurdu dahil, Namık Kemalli'dir. Ben de Namık Kemalli'yim. Bizim dönemimizde sevgili kardeşim Atilla Köprülüoğlu da Namık Kemalli. Kesinlikle buna bir Karşıyaka Erkek Lisesi veya Karşıyaka Lisesi, Namık Kemal Lisesi diye vurgulamak istemiyorum. Çünkü benim de kızım Karşıyaka Lisesi mezunu.
bizim Namık Kemal Lisesi o dönemlerde hep efsane futbolculardan ibaret bir öğrenim yuvasıydı. Avrupa'da yarı finallere kalan Göztepe'nin efsane kalecisi Ali Artuner, Ertan Öznur, Nevzat abi, Nevzat Güzelirmak okulumuzun öğrencisiydi. Altay'ın efsanesi 25 yıl boyunca kaptanlık yapmış, oynamış Ayfer. Altay'dan sonra Galatasaray'a gitmiş Ayhan Elmastaşoğlu, saymakla bitmez Çaban Acarbaylar, Erim Yükkeşler, Nevzat Güzelırmaklar. Böyle bir efsane futbolcuların harman olduğu bir okuldu. Biz de kendimize göre top oynamaya meraklı biri diye dolanırdık. Bu arada tabii onların hemen ardından gelen Mustafa Denizliler, Mithat Bıhçılar, bunlar da varmış o Mustafa'lar derken. Ve o dönemde ben aynı zamanda sınıfın mümessili pozisyonundaydım. O dönemi hatırlayanlar bilir, bir de diller ayrılırdı. Ben özellikle Almanca bölümüne geçmiştim eğitim nedeniyle, ailemin grubu. Bir yağmurlu günde okulun sadece Namık Kemal'in değil İzmir'in beden eğitimi öğretmeni olarak efsanesi olan Mustafa Pilerneli, aynı zamanda baş muavindi, dersi sınıfta yapacağım dedi. Ve biz sınıfta kaldık. Yağmur bahanesiyle bir yere kaçamadık. Çünkü öyle durumlarda yanımızda fuar vardı. Hemen kaçardık oraya. O zamanlar fuar girişliydi. Öğrenci 5 kuruş, sivil 10 kuruş gibi. Ben kapıda kayıt defterleri denilen şeylerle dururdum böyle. Arkadaşlar sorardı. Okan ne yapayım, gireyim mi? Gir derdim. Gireyim mi? Gir derdim. Gir derdim. En son gişeye yaklaşır. Bir öğrenci verir misin 5 kuruş dedim. Dönüşte bizi tabii Mustafa Pilerneli bir fırçalardı böyle. Utanmıyor musunuz falan gibilerden. Öyle yağmurlu bir günde Mustafa Pilerneli hayal olarak bile hatırlayan varsa derli toplu, vücutlu, kuvvetli. Balkanlarda bilek güreşinde, ne bileyim boksta şampiyonluklar da kazanmış bir spor adamı. Sınıfta yine ders anlatırken kendini anlatmaya başladı. Bu doğal bir şeydir tabii. Yani sporcular severler böyle bir şeyleri. Arada ben de anlatırsam bağışlamış olun lütfen. Onun için çağırdık zaten. İşte ben Balkanların bilek şampiyonuyum. Bu bilek var ya Orta Doğu'nun şampiyonu falan. Ben de sınıfın hem futbolcu olduğu için hem haylaz olduğu için Göztepe'li Altaylı Zahit vardı, Çelik Altay, Altaylı Şeref vardı. Onları en arkada yanımda oturturdum. Hani engelleme, obstrüksiyon yapma bağlamındaymış gibi falan. Bizim baş Pilevneli bunları söylerken ikisi birden aniden, yani nasıl yakışır bir televizyon yayında, bildiğimiz çocuklu şeyi yaptılar böyle. Bir ses çıkarma olayı vardır ya falan gibilerden. Sınıf buz kesti. Mustafa Pilevneli hangi eşek yaptı onu dedi. Ya o eşekliği yapan çıkıp da ben yaptım diye bir eşeklik daha yapar mı yani? Mesela, yani. Kimse yapmayınca beni işaret etti. Kalk bakalım dedi, söyle. Hocam dedim, siz benim hiç muhbirlik yapar gibi bir hayat yaşadığımı duydunuz mu? Böyle mi söylediler? Ha öyle mi? Gel bakalım, gel dedi. Ben hazırım bir tokat yemeye yani. Kendime hazırladım yürürken falan. O zaman sınıf, Namık Kemal'in sınıf kürtüsü, hocam bilir böyle miting kürtüsü gibi bir şey. Yaklaştıkça bir baktım ki Pilemlili hocamız ceketi çıkardı. Tamam oğlum Okan dedim, hapı yuttun, yumruğu yiyeceksin, sıkı dur falan diye. Yaklaştım, sağ kolunu masanın üstüne koydu o kürtü gibi. Çıkar kolunu dedi, çıkardı. Bir yerlerden vahiy mi geldi, yoksa kozmozdan ya Tanrı'dan bir ışık mı geldi, bir şey, güneş mi doğdu, bir şey. Ben de hatırlamıyorum. Vurdum, kolu yapıştı. Bakındı, olmaz mı dedi. Saymıyorum bunu. Tamam hocam dedim, ben gidiyorum. Yok dedi, bir daha. Bir daha oldu aynı şey. Ya ben bir yerimle şeyim yani, Kilis tarafında bizim mayın tarlaları vardı eskiden.
orada mayın aşmak için kaçakçılar vesaire falan kaçaklar. Önde bir eşek gönderirlerdi. Bir eşek batarsa ikinci eşek batmazdı artık mayına falan. Şimdi ben dedim ikinci mayına basıyorum galiba dedim. Ama ikinci de vurdum. Beni dedi teneffüste göreceksin. Şaşırdım kaldım. Tabii gittik yanına. Kemer altını bilir misin dedi. Bilmem mi hocam dedim ya. Kim bilmez. Talepçioğlu Camii'ni bilir misin? Hocam orada bir iki cami var ama sorar bulurum. 18 meyhane olduğunu biliyorum dedim. Onları sayayım istersen. Ses dedi. Oraya gideceksin dedi. Orada dedi. Morris Tayfur var dedi. O olmazsa dedi. Muharrem Candaş bazen oraya gelir dedi. Onları göreceksin dedi. Peki hocam ne yapacağım dedim görüp de. Güreşe başlayacağız. Hocam dedim ben top oynuyorum diye dedim. Meraklıyım, sevdalıyım topa. Yani sadece İzmir'de, Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde çocuklar önce futbola sevdalanır. Ben futboldan sonra şiire de sevdalandım çocukluğumda da. Neyse. Anlamam dedi. Gideceksin dedi, bulacaksın. Gittim buldum ben. Morris Hoca'yı buldum. Morris Hoca 48 Londra Olimpiyatları'nın efsanesi ve antrenör. Londra Olimpiyatları'nda da bütün maçlarına daha sonra Ziraat Bankası bir reklam kampanyasında onu kullandı. Bu bir rekordur, bu bir rekordur, bu bir... Her maçına 10 saniyede, 12 saniyede, 10 saniyede, 12 saniyede alıyor. Ama bu kralın güreşçilerini bile böyle yeniyor. O hengamede o zamanlar bütün puanlar eşit olduğunda rakibi de aynı derecede başarılar elde etmiş. Tartıya giriyorlar. Tabii Morris Hoca hamallıktan gelen biri. Kendisine de söylenmiyor. O sırada gitse saçını kesse bir şey yapsa hiç aklına da gelmiyor. 10 gramla olimpiyat şampiyonluğunu kazanıyor. O bilgilere sahibim ben her şeye rağmen. Gittim buyur hocam dedim. Sen dedi yarın dedi bir çantana dedi havlu koy dedi. Mayo koy dedi. Spor ayakkabısı kes dedi koy dedi. Gel buraya dedi. Gittim ben ertesi gün. Soyundum, ettim, giydim. Havluyu da aldık kolumuza. Ayakkabı kesi giydik soy ayakkabısı. Mindere geldim. Geldim hocam dedim. Geldin de dedi. Burası dedi İnciraltı plajımız. Ne var hocam dedi. Ben meğer deniz mayosu almışım maya deyince. Falan böyle bir güreşe başladıktan sonra gittim Mustafa Plemreli'ye. Hocam dedim başladım dedim. Bir ay sonra dedi deneme yarışları var dedi. Tamam hocam ne olacak dedim. Şampiyon olacaksın dedi. Peki olduk diyelim. İki ay sonra dedi. İzmir şampiyonası var dedi. O da mı ben olacağım dedim. Sen olacaksın tabii eşek herif dedi. Sonra hocam dedim. Üçüncü de Türkiye şampiyonu olacaksın dedim. Çok şükür hocayı mahcup etmedik yani. Oldun mu? O çerçeveden. Uzatmadım lafı herhalde. Hemen bir başka olaya şey yapacağım, geleceğim birdenbire. O dönemler fuardaki salon, fuar spor salonu diye geçerdi. Ama sonra bir günlerde bir baktık ki, işte 80'lerin ortası, 88, 89 falan gibi sanıyorum. Celal Atik spor salonu olmuş. Bizde tabii pehlivanlık şeyi de var. Bu arada bizim... Tabii güreşte Hüsnü Orallar, ne bileyim Necip Kalkanlar gibi arkadaşlarımız, yani Yusuf Kırkpınarlar bunlar da var. Ayrı bir şaka bölümü geldiğinde anlatırım onları. Ben düşünmeye başladım. Bu niye böyle dedim. Araştırdım. Celal Atik'in asıl adı Celal Doğan. Atatürk onu askerlik yaparken görmüş maçında. Sen çok atik bir adamsın demiş. Celal Atik olmuş. 48 Londra Olimpiyatlarında şampiyon doğru. Dünya şampiyonu doğru. Ama sonra bir baktım ki Yozgatlı. Yozgat'ın bir köyünden falan. Ben de düşünmeye başladım. O sırada tabii gazetecilik mesleğine başlamıştım ve temel kural olarak da kendime sporda erdemliliği, sporda onuru, sporun bir sevda işi olduğunu, sporun
yarınlarımız olan çocuklar için, gençler için çok önemli olduğunu, spor kültürünün ve felsefesinin heder edilmemesini düşünerek düz yazıdan, şiirden spor yazarlığı bölümüne geçtim. Ve ondan sonra incelemelerime de fazla gerek kalmadı. Çünkü bir baktım ki Muharrem Candaş 1950 yılında Grekoromen güreş şampiyonasında 78 kiloda Macarların efsane güreşçisi Kovaç'ı, Norveçlerin efsane güreşi Andersen'i minderin altına sokarak yenmiş. Ve devam ettim incelemeye. Kovaç adında Macaristan'da 30 tane anıt dikilmiş. 20 tane sokağa adı verilmiş. Norveç'te de Andersen adına anıtlar dikilmiş. Her sokakta sanki böyle. Sonra düşünmeye başladım. Ya dedim bizim Muharrem Candaş'ımız ki o zamanlar o şampiyonaya cihan şampiyonluğu deniliyor. Karşıyaka'dan, İzmir'den Türkiye adına cihan şampiyonluğunu kazanmış Muharrem Candaş'ın adı niye verilmemiş? Ha bir baktım ki Celal Atik'in yeğeni partili o şeyden tabii Sosyal Demokrat bir partide parti meclis üyesiymiş. Bizim hemşerim arkadaşım, okul arkadaşım bu olan, sonra Büyükşehir Başkanı da olan gençlik. Yüksel Çakmar'ın başkanlığındaki medeniyet meclisi onaylamış. Ben babam yazmaya başladım. Bir yazı, üç yazı, beş yazı, on yazı. Hangi gazeteden kovulsam bile başka bir gazete alıyordu beni, Hareket. Orada yazıyorum. Bunu iş edindim kendime. Daha sonra Karşıyaka'nın efsane gazetecisi, hepinizin yaşadığı, bildiği, benim de abim ışıklar içinde uyusun. Erkin Osman Pota adını verdiği köşesinde defalarca bunu gündeme getirdi. Ben yazıyorum o kullanıyor, ben yazıyorum o kullanıyor, ben yazıyorum o kullanıyor falan. Bunu kendime dert edindim ben. Elbette Celalettin de verilsin de İzmir'de 10 tane spor salonun varsa birini ver. Ama senin Muharrem Candaş'ın var be gözüm. Evet. Senin Mahlus Tayfur'un var. Sonra bir gün bir çağrı geldi, bir davet geldi ve Muharrem Candaş adına bir spor salonu açıldı. O gün mahallenin muhtarı çıktı, konuştu. Işıklar içinde uyusun, Tahir abi, Tahir Türetken çıktı, konuştu. Arkasından o da ışıklar içinde uyusun, efsane başkanımız Ahmet Kemal Başsak çıktı, konuştu. Bir hata yaptılar, beni de çağırdılar, ben de konuştum. Ve orada elbette tabii meclis üyelerine teşekkür ettikten sonra şunu gündeme getirdim. 1975'li yıllarda Atilla abinin ki 10 yıl beraber çalıştığım gazeteci yazar abim bir kitabının adı Faşizmin Ayak Sesleri'ydi. Türkiye'de de bu dönemlerde epey 5-10 sene önceden beri tohumları atılan dinci faşizmin olguları yaşanırken öncelikle spor alanlarındaki spor statları, spor salonları birdenbire yeniliyoruz kisvesiyle yıkılıyor. İşte Yeşil Bursa statı ya bilmem ne arenası, arena falan bunlar oluyor anlamında diye konuşmanın en bana göre önemli bölümü kabul ettiğim şeyde dedim ki Muharrem Candaş'a adı verildi bu salonla. Ölsem de gam yemem gayrı. Ve bunu da yazdım böyle. Ama dedim şimdi başka bir gündem maddesi daha var dedim. Arena dedim orta çağlardaki insanların birbirlerine gladyatörler olarak öldürtmesi savaşı dedim. Oralarda arenalar yapılıyor. İspanya'da boğaların öldürüldüğü yerler. Türkiye'de salonlarımız yıkılıyor. Niçin dedim hep arena arena arena. Bizde de Karşıyaka'da yapılan spor salonu adı Arena'ydı. Eğer dedim, yarın dedim orası Mustafa Kemal Atatürk spor salonu olmazsa benim arkadaşlarım sehpalara gitti, Kızılderilerde infaz edildi, Nurhaklarda yok edildi. Bunları göz önüne alarak ben oraya giderim, yapacağımı yaparım. Arkasından o dönem genel sekreter Kamil Okya'yı sındırdı. Kamil Okya'yı sındırın abisi de 65'li yıllarda bilmeyen hatırlayan olur mu? TİP kurulduğunda Bornova İlçe Başkanı'ydı. Abisi abimiz de
ve Kamil Okya'yla da muhabbetimiz vardı ve bunu gündeme alıyorum dedi. Ve orası Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ydu. Eğer bu Karşıyaka'ya 50 yıllık borcumu böyle ödeyebildiysem ne mutlu bana. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bu önemli bir teşekkür ederim. Anekdottu bence. Evet, çok Onur kardeşim. Başladın yelkene. Dünya şampiyonu. O süreci anlatsana. Nasıl geçti o yıllar? Tabii başarı tek başına bireysel bir başarı değil. Tabii ki yelken bireysel bir spor ama altyapı, temel destek olmadan maalesef hani tek başınıza yine başarabileceğiniz bir şey değil. Ben şanslıydım. Şöyle ki şanslıydım. Benden önce ilk defa dünya şampiyonu olan Güray Zümbül'le aynı kulüpteydi. Birileri bir bayrağı bir yere diktikten sonra o bayrağa tekrarda ulaşmak daha kolay oluyor. Öncüler gerekiyor. Ben o öncüyü takip ettim. Dönemimizde tabii yıllar önce hem malzeme hem kıyafet, yelken önemli bir spor. Hem malzeme desteği gerekiyor hem yelken için özel kıyafetler gerekiyor. Hani maalesef ülkemizde yoktu. Paramız olsa da dışarıdan alacak durumumuz yoktu. Çünkü dışarı gidip ya da getirecek durumumuz yoktu. Hani çok zorluklarla gerçekten yelken yaptık. Bizden öncekiler de daha eminim zorluklarla yapmıştır. İşte standart kış döneminde bir kot pantolon, işte üstüne bir kazak ve üzerine yağmurlukla denize çıkıyorsun. Islanmama gibi bir şansın yok. Kot pantolonun ıslanıyor, yağmurluğun ıslanıyor, kazağın ıslanıyor. Islandıkça ağırlaşıyorsun, can yeleğinin senin taşıma şeyi azalıyor. Böyle dönemlerde erken yaptık tabii ki. Ama dediğim gibi iyi bir ekip vardı o dönemde. Rahmetli belediye başkanımız Ahmet Piriştina döneminde de hem tesisleşme açısından hem malzeme açısından kulübümüze çok ciddi yardımları oldu. Ben de Güray'la birlikte o döneme denk geldim. Güray bir bayrağı dikti. Ben de o hedef için uğraştım. 3 sene sonrasında ben dünya şampiyonu Türkiye'de ikinci kez Türkiye tarihinde. İlk iki Karşıyakalı sporcular oldu. İyi bir ekiple çalıştım dediğim gibi. Hani önümde bir örnek vardı. Beraber antrenman yapabiliyorduk. Antrenman partneri de çok önemli. Tek başıma olsam belki 2 senede 3 senede öğreneceğim şeyi o iyi ekip içerisinde 3 ayda 4 ayda öğrendim. Hırsımla birlikte kendimi geliştirdim. Yine tabii tek başına Güray değil. Yine yelkencilerden Metin Şerifan vardı. İşte antrenörümüz Serhat Altay vardı. O da yelken efsanelerinden Türkiye'de bilirsiniz. Yani o ekip içerisinde şanslıydım. Ben de hırsımla birlikte, öğrenme azmimle birlikte 3 sene sonrasında olan dünya şampiyonası, dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim. Harika. Peki Karşıyaka'da neler yapıyordunuz? Nasıl geçiyordu günlerin? Karşıyaka bizim evimizdi açıkçası, yelken kulübü. Daha öncesinde işte yıkılan stadın olduğu tarafta tek bir kayıkhanemiz vardı eski. Sonra üniversite zamanı hem deniz kenarında şu an bulunan yerimiz oldu. İşte sundurmalar yapıldı, tekneler orada kaldı. Arka taraftaki kayıkhanemiz yenilendi. Dersliklerimiz oldu. Daha öncesinde tabii ki daha böyle kısıtlı bir tesisimiz vardı. Ama o aile ortamı bizi 7-24 neredeyse kulüpte tutardı. Siz başka yere gitmediniz. Başka yere gitmedik. Ben 9 yaşında kulübe girdim. İşte askere gidene kadar herhalde bir daha hiç çıkmadım. Her boş anımız, her vaktimiz kulüpte geçti. Bütün arkadaşlıklarımız, bütün dostluklarımız o kulüpte oluştu. Bütün vaktimiz hep o kulüpte geçiyordu. İşte okuldan çıkar antrenman için kulübe giderdik. Antrenman biter ama yine kulüpten çıkmazdık. Lokalimiz akşam 9'a, 10'a, 11'e, 12'ye kadar açıktı. Herhangi bir kapanma öyle yani şu anki gibi sıkıntıları yoktu. İşte yelken harici sohbetlerimiz olurdu. Büyüklerimiz hikayelerini anlatırdı. Onları dinlerdik. İşte orada bilardo dur, masa tenisidir, oyuncak alanımız olurdu. Çünkü biz bunu o yaşta çocuk halimizde sokakta bulma şansımız da yoktu. Kulüp bize hep yuva oldu. Biz de o yuvada, o yuvaya layık bireyler olmaya çalıştık. Aynımızı böyle geçirdik. Aynı kültü devam ediyor herhalde değil mi kulüpte şimdi? Devam ediyor. Sürüyor. Öncelikle ben kelimelerin ve dizelerin efendisi dediğim. Müthiş. Sevgili çok Okan yaşasın. Yüksel için yeni bir efendilik daha öğrendim. O da şey, bilek güreşin efendisiymiş. Ya bilek güreşi, güreş. Yani ondan sonra. Bilekle Mustafa, başlayan güreş. Rahmetli Mustafa Plevneli hocayı devirdiğine göre tamam. Uzak durmak lazım. Mesafemiz iyi. Aynı zamanda Onur Berebaşı biliyorum. Dünya şampiyonu oldu. Yıllar sen hatırlarsan. bu iki değerle birlikte olmak
benim de izlenme şansımı artırıyor herhalde. Ama sen zaten şimdi, dikkat çekiyorsun yeşil kırmızı kıyafetinde. Bugün Gençlik Spor Bayramı. Sportif bir kıyafet olsun dedim. Onun da renklere uyumlu olsun diye düşündüm. Çok iyi yapmış. Hoş hep kalbimizdeki tek renk bu zaten bizim. O değişmez. Şeyde şimdi tabii benim de bütün öğrencilik yaşantım. Ankara İlkokulu devamında Karşıyaka Lisesi 6 sene boyunca geçti. Karşıyaka Lisesi'nde zaten annem de babam da öğretmendi orada. Evet. Tabii annem edebiyat öğretmeniydi. Azize Karluk, babam Rahmi Karluk hem öğretmen hem müdür muaviniydi. Orada geçti. Daha sonra üniversite yaşantısında da hep Karşıyaka'daydım. İş hayatına atıldık. İş hayatında başka yerlerde çalışma şansım oldu. Gitmedim. Karşıyaka'da kalma uğruna gitmedim. O zamanlar bizim dönemimizde yüzme sporu özellikle yazın yapılıyordu. Yani sadece İzmir'e Karşıyaka'ya mahsus bir olay değil. Türkiye'de yazın yapılıyordu. İşte yazın taş çatlasa 3 ay, bilemediniz 4 ay biraz sıkıştırsanız yapılırdı. En avantajlı bölge Adana'ydı. Adana'da bu 5 ay 6 ay hatta Seyhan Nehri de var. Yapılabiliyordu iklimden ötürü. Dolayısıyla o dönemde pek çok ünlü yüzücü çıktı Adana'dan. Yani Ayhan Karataşlar, Ahmet Bozdoğanlar, Ahmet Gökbuket, Mustafa Hacet Erdal Hacet ve daha niceleri. Hacet'ten meşhur. Tabii daha çok çok isim çıktı oradan. Sonra kapalı havuzlar yapılmaya başladı. İşte Akdeniz Oyunları ile birlikte İzmir'de yapıldı ilk kapalı havuz. Galatasaray kendi küçük kapalı havuzunu yaptı. İstanbul Yüzme İhtisas yaptı onlar. Yavaş yavaş ilerledi. Biz yazın yüzme sporu yapıyorduk. Kış aylarında da basketbol oynuyorduk. Yine Karşıyaka takımında oynuyorduk. Yazın da yüzme yapıyorduk. Hipokampus kapanıp İzmir'deki Atatürk Yüzme Havuzu açıldığında oraya gidip gelmek zorunda kaldık. O zaman altın yol da yoktu. Mahalle arkadaşım Hüseyin Siretli vardı. O. Ben, kardeşim Ahmet. İşte üçümüz evden çıkarız Çamlık'tan yürüyerek iskeleye giderdik. İskelede 70 numaraydı yanılmıyorsam otobüse biner. Alsancakkarı'nın orada inerdik. Çınar'ın orada yürüyerek havuza giderdik. Sabahtan bahsediyorum. Bir 10-15 dakikada. Antrenmanımızı yapardık. O dönem işte unutuyorum şimdi 2500 ne yüzebiliyorsak. Aynı yolda geriye gelirdik. Evimize gelirdik, yatardık, biraz dinlenirdik, yerdik işte. Akşam üzeri yine aynı şekilde. Tekrar giderdik. Tekrar aynı programı uygulardık. Giderdik, gelirdik. Yani ben şimdi bunu söylerken yoruluyorum. Biz bunu nasıl yapıyormuşuz? Gerçekten. Hakikaten nasıl yapıyormuşuz? Şimdi çocuklara desen böyle yap. Evet. Mümkün değil. Ben de zaten o zamanlar işte sırt üstünde İzmir çapında dereceler elde ettim. Sırtçı oluşumun öyküsü de şeydir yani. Onurların bölgesine dayanır. Yani şeye dayanır. Mendire'ye. Hipokampusun kapanmaya yüz tuttuğu zamanlarda Osman abi, Arap Osman bizi alır. Mendire'ye götürürdü. Mendire'de antrenman yapılır. O zamanlar bir söylenti vardı. İşte Körfez'de iki tane balıktan söz ederlerdi. Bir çiçina, bir de deniz kaplumbağası olur derlerdi. Şimdi deniz kaplumbağasının özelliği de kaparmış. Onun için ben korktuğum için yüzüstü yüzülen siyaya, yüzme branşlarında işte serbest gibi, kurbağa gibi, kelebek gibi yüzmedim. Sırt üstünü tercih ettim. Hep sırt yüzdüm. Ondan da sırtçı olduk. Görmedim. Sonra şeyden korkmam dedim. Yani tabii işte ise görmezdim. Yani en azından daha emniyette. Daha emniyette gidiyordu. Daha sonra işte onu anlatıyorum. Kapalı havuzlar açıldı. Kapalı havuzlarla birlikte tabii bizim yaşımız ilerliyordu ama iyi sporcular da, daha iyi sporcular da gelmeye başladı. Oradan yavaş yavaş da antrenörlüğe kaydık şeyde. Yine Karşıyaka'da. Karşıyaka'nın da 7 sene su topu takımını çalıştırdım. Orada da 2. ligden aldık takımı. 1. lige çıkardık. 1. ligde hiç yenilemeyen takımları yendik. İstanbul hegemonyasına adeta son verdik. Ve orada da bayağı bir başarılar elde etti. Kupa galiplerine falan katıldı Karşıyaka. Böyle devam etti işte. Su topu gerçekten zor bir spor yani. Su topu zor. Çok efor isteyen bir spor. Öyle. Şimdi su topu zordur. Ancak şeydir yani su topunun içerisinde yüzme de var. Ben hep söylüyorum. Yani su topu maçında diyelim
antrenmanlarda da öyledir. Topu kaptırdığınız zaman 6 kişi birden, kaleci 7. kişi oluyor. En hızlı şekilde karşı sahaya geçeceksiniz. Bir an önce gol atmayı düşüneceksiniz. Verilen taktiği uygulayarak. Kaptırdığınız zaman da aynı şekilde 6 kişi birden geleceksiniz. Sürekli olarak son sürat ileriye gitme, geriye gelme vardır. Yani yüzmenin en üst düzeyi vardır. Takım halinde öyle olacak. Takım oyunu olduğu için zekayı biraz daha olumlu yönde etkiler. Çünkü yaratıcılık var, oyun zekası var, bireysel şeyler var, başarılar var orada ve verilen taktiği uygulama var. Topu son derece zevklidir. İnşallah karşı yakamızda da yüzmeyle stopu şubesini yine oluşturacağız. Şimdilik Ulut Serim Başkanlığı'nda şubemiz hazır. Hazır mı? Yönetimden onayını bekliyoruz. Güzel haber bu. Güzel tabii haber. Çünkü geçmişte 1940'larda Karşıyaka su topu takımı varmış. Mısır'dan buraya. Yüzmeyle beraber başlayacak var, değil mi? Tabii tabii. Tabii ikisi birlikte ama sonra ayıracağız. Yani yüzmeyi su topunu daha sonra ayıracağız. Çünkü ikisinin antrenmanları, ikisinin gelişmesi bir olmuyor. Önce bir başlamalı, sonra ayrılır. 1940'lı yıllarda Karşıyaka milli takım olarak çıkmış. Mısır'dan milli takım geliyor buraya. Maç yapacak bir takım bulamıyorlar. Ve burada denizde, o 50 metre denen yerde Karşıyaka ile maç yapıyorlar. Bunları ben Tahir abiden dinledim. Ben 52'liyim. Tahir abi bunları anlattı. O zamanki takım kadrolarını falan anlattı. O zamanlar şeyi öğrenmiştik biz. Karşıyaka'nın tüm gençliği, şu anda ismi var olan bütün o efsane isimlerin hepsi tüm sporları yaparmış. Yani yüzme yaparlarmış, topu yaparlarmış, basketbol oynarlarmış, futbol oynarlarmış. Yani bunun örnekleri çok. Evet, hepsi sporları yaparak gelmişler. İnşallah o günlere tekrar yaşarız hep birlikte. İnşallah yaşarız. Havuzumuz da yapılır bu arada. Evet, havuzumuz şimdilik belediyemizin var bir havuzu. İşte pandemi nedeniyle tedbir alınmış durumda tabii. Geçtikten sonra şube onayında alırsak orada inşallah başlayalım. Yani burada çok başarılı olacağına inanıyorum ben. Ben de. Okan Yüksel, duyuyor musun beni? Şimdi demin tabii pehlivanlık hikayesi anlatırken başka bir şey geldi aklıma. Ne geldi? Daha sonra tabii günün önemi anlamında Atatürk'ü anarken şiirlerimizi de okuruz. Şimdi bir tarihte ben 78 kiloda devam ediyorum böyle güreşleri ama tabii bu arada işte devrimci hareketler var, ne bileyim damparalık var, gençlik var, bu var, o var, yazı var, gazete var falan derken Morlis Hoca haber gönderdi. Gittim tabii hocamız. Dedi haftaya dedi Samsun'a gidiyoruz dedi. Serbestte güreşi. Hocam dedim ben Greco-Romancıyım, güreşiyorum. Hiç dinlemem dedi. Tamam hocam dedim. Benim hatırım için dedi. Yani şimdi biliyorsunuz bir puan almak var ya, İzmir bir puan daha alırsa 13. değil 4. olur belki falan gibilerden. Bindik köylü gibi otobüsleri. O zaman böyle şeyler yok da. Falan bilmem ne. Bizim pehlivan milleti tabii ne yapar? Boyna ha babam yer. Samsun'a indik. Hoca çağırdı. Oğlum dedi bak dedi. Şu anda kaç kilosun? Ben dedim yatak yorgan 78 çekiyorum dedim. Hatta kilo atınca dedim 70'e düşüyorum ki bu tür sporlarda aşağı inmek daha önemlidir. Tamam. Boksta, güreşte, halterde vesaire falan. Tam tersi ne yapacağız dedi. Ne yapacağız? Bizim dedi 87 kilodaki dedi köylü dedi. Yemiş bozmuş dedi. Sen çıkacaksın. Hoca ne diyorsun sen ya? Yani bir kilo fark olur, iki kilo falan olur ya. Neyse ses çıkarmadık tabii. Artık buna akçilikler filmi mi diyelim ne diyelim. Greco'dan serbestte 78'den 87'ye falan. Ana sanki güreş lügatında benim için söylenmiş bir söz var. Atın aptalı rahvan, Okan'ın aptalı pehlivan olur. Estağfurullah. Diğer arkadaşlara ayıp olmasın diye öyle. Ben bir maç aldım. Ana bir maç daha aldım. O zaman şimdiki gibi teknoloji de yok. Böyle ışıklar, kırmızılar, kırmızılar. Ayağı uyduruk bir kırmızı, ayağı mavi bant bağlıyorsun. Öyle çıkıyorsun evet. Bana. Bana bir anons geldi. Kırmızı paça bağlı. İşte Okan Yüksel diyor. Ben kendime geldim falan.
Mavi paça Ahmet Ayık. Ahmet Ayık 64 Tokyo Olimpiyatlarında o zaman yıkılmamıştı da Rus Sovyetler Birliği falan. Öyle bir güreşler çıkarıyorlar ki Medved şampiyon olabilsin diye tuş tuş. Bizim Ahmet Ayık da tuş yapıyor ama bir tanesi sayıyla bitiriyor. Ve Medved şampiyon oluyor. Tabii Ahmet Ayık bu. Bırakır mı işin ucunu? 68 Meksika Olimpiyatlarına gidiyor. Medved Rusça'da Türkçesi ayı demektir. Hakikaten böyle ayrı bir güreş ilahı gibi bir herif. Kaçıyor ama şampiyon oluyor Ahmet Ayık. 97 kiloda. Ve Türkiye şampiyonasında Ahmet Ayık da o zamanlar Denizli'li Hasan Pehlivan vardı. Birden bak şey yaptım. Çok meşhur. O 97'de güreşecek diye 87'ye iniyor. Ben salakça 73-78'den 87'ye çıkıyorum. Ahmet Ayık. Neyse gelebilir şimdi birazdan. Denizli çok meşhur bir pehlivan ya. Olimpiyat dünya şampiyonu falan. Ona saygısızlık olmasın diye aşağı iniyor. Anons yapılınca o çıkınca karşıma ben kendi kendime motive etmeye başladım. Hani sporda psikoloji denilen bir olay var. Daha yaygınlaşmamış ama kendi kendime uyduruyorum böyle. Oğlum diyor şeye getir göz önüne Kırkpınarları getir. Pehlivanlar nasıl çıkıyor böyle falan. Nasıl böyle yürüyor bilmem ne falan. Ben böyle yürüsem ne olacak yani? Ete kemiğe bürünmüşüm falan. Öyle de çıktım. Ahmet Ayık, Muharrem Candaş hocamızın, abimizin cenazesine geldi. Öyle bir insan ve spor sevgisi dolu bir pehlivan. Ve Tanrı vergisi bir vücut var, bacaklar. Kamyonla bağlı, 10 tonluk çekemez. 10 kişi göğsüne kaplan, onunu da yapar atar böyle. Tabii sonra öğreniyoruz bunları, iyi bir ders aldık. Ben de bu formülü uygulayayım dedim. Ayda bire diye bir çıktım şöyle. Gerisini hala aktif gazeteciliğe devam ediyor. İyi tanırsın. Yaşar iyice. Beraberiz demokratik burada o zaman falan. Ben 5-6 saat sonra da Samsun Hastanesi'nde gözümü açabilmişim artık. Ahmet Ayık normal. Çok kibar, çok efendi. Hani bizim boktorlar, güreşçiler süs yapar ya böyle alır bir daha bir daha. Ne diyecek? Alır yener bırakır, alır yener. Bu manzarayı görünce bir gelmiş 10 tonluk ne kamyonu derler ona böyle 60 beni gitmiş. Benden de haber çıkmıyor tabii. Gazeteden de merak ediyorlar ne oldu, gelecek mi, ne yaptım, finali biliyorlar falan. Yaşar iyi biliyor bunları, iyi anlatır. Neyse aradan zaman geçti. Tabii toparlandık, geldik işimiz falan. Sonra seneler geçti. Antalya'da Şampiyon diye bir köy var. Motel, otel zinciri gibi falan. Ahmet Ayık'ın orasıymış. Bizim de Türkiye Spor Yazarları Derneği her sene seminer ayağı altında keyif gezileri yapar. Böyle bir haftalık falan. Gittik. Masada oturduk falan. Şimdi ben bir şey diyemiyorum. Saygısızlık da olmasın diye falan diye. Şöyle baktı. Buldum dedi. O çocuk sendin dedi. Bendim dedi. Unutmamış. Ya kusura bakma dedi. Çok kızdım o gün dedi. Öyle geldim dedi. Hayır dedim. Senin gibi bir pehlivana ben böyle yapmayacaktım. Ben özür dilerim dedim falan. Böyle bir anımız oldu yani. Müthiş ama yani Ahmet Ayık'a yenilmek bir şereftir yani. O kadar efendidir. Sporun bütün terbiye, örf, adet, felsefe, kültürü onda var yani. Öyle bir arkadaş. Evet. Mahmut Atalay'la aynı dönem. Tabii aynı. Hatırlıyorum şey. Aynı dönem. Olimpiyat. Mahmut Atalay'la aynı dönem diye biliyorum. Mahmut Atalay 78'di. Hasan Güngör buldum bak şeyi 87'de. Ha, evet. Ahmet Ayık 97'deydi. Tanıştım sen onlar. Esirliğin ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin. Memleketimsin. Sen ela gözlerinde yeşil areler, büyük, güzel ve uzak.
ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin. Yıllar boyu komünist diye eksilttikleri, hapislerde süründürdükleri ama dünyanın en büyük şairleri arasında yer alan ve Türkçe benim en saygın dilim, dünyanın her yerinde Türkçeyi konuşurum. Bir marangoz tahtasını nasıl severse, bir köylü öküzünü nasıl severse ben de Türk dilini öyle severim, öyle sevdalıyım diye Nazım'ın Davet diye bir şiiri var. O şiirde şöyle bölüm bölüm anlatacağım, hikayesi de var tabii. 94 yılında Milliyetçi bir partinin genel başkanı, başbuğuları Alparslan Türkeş, 94 yolundaki genel kurullarına şu dizelerle açıyor. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. 96 yılında İstanbul'da Hakikat 2 Dünya toplantısı var. Orada da rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bu davet şiirinin son dizelerini okuyor ama yine tabii mühendis zekasıyla, politikçi zekasıyla bir satır var, onu okumuyor. O dizeler de şöyle. Yaşamak bir ağaç gibi tek mühür ve bir orman gibi kardeşçesine. Hasret. Son dize de şu. Bu hasret bizim. Evet. Kendine laf gelmesin gibi. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek mühür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Merhaba demokrasi. Merhaba layıklık, merhaba cumhuriyet, merhaba Mustafa Kemal Atatürk. Bizim Mustafa Kemal Atatürk'e sözümüz var. Bu ülkede demokrasi yaşayacaktır. Bu ülkede demokrasi ile birlikte layık sürecektir. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır. Bu topraklarda Türkiye bayrağı çekilecektir. Bu Türkiye topraklarında Türkler kardeş gibi yaşayacaktır ve yarınlara ölümsüz bir Türkiye bırakacaktır. Biz bu sevda için ölmeye bile hazırız. Bizim sevdamızdır Türkiye. Yarınlarımız olan çocuklarımız, gençlerimiz için, yarınlarda mavi türküler söylenmesi için, güneşli günler görülmesi için, merhaba Mustafa Kemal Atatürk, merhaba, sözümüz var sana, sevdamız var sana, sözümüzü yere düşürmeyiz. Ne diyor Atilla İlhan? O sözler ki imgelen sonsuzluğunun ateşten gülüdürler. Kelebek çarpınmalarıyla doğarlar, ölürler. O sözler ki kalbimizin üstünde dolu bir tabanca gibi ölüp ölesiye taşırız. O sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan, uğrunda asılırız. Merhaba Atilla İlhan, merhaba Nazım Baba, merhaba Mustafa Kemal Atatürk. Merhaba. Sana da merhaba. Merhaba. Evet Onurcuğum, dönelim tekrar sana. Sakatlık geçiriyorsun. Evet. Fiilen yelken yapmayı bırakmak zorunda kalıyorsun. Evet. Yani. Süre sonra. Ve antrenörlük dönemi başlıyor. Biraz onları anlatır mısın? Şimdi her sporcunun aslında hani ufak tefek tabii ki yaşadıkları sakatlıklar vardır ama benim de aynı ayağımdan işte 7 ay süre içerisinde 2 kere bir operasyon geçirme durumum oldu aynı yüzden. Maalesef bazen hırslar işte şeyin gerçeklerin önüne geçiyor. Ben tam iyileşmeden tekrardan milli takım seçme yarışları vardı. Yani ameliyatım oldum, 20. günde yarışa girdim. 7 ay sonra tekrar ameliyat olmak zorunda kaldım. Ameliyatım oldum. 20. günde tekrar bir milli takım seçme yarışı vardı. O zaman 2007 senesiydi, olimpiyat seçme yarışları olacak diye. Bazen hırslar gerçeklerin önüne geçiyor. Bu yüzden tam toparlayamadan sakatladım. Tekrardan ayağımda problemler yaşamaya başladım ve bu artık hani benim yelken sporum sağlıklı devam etmeme engel olmaya başladı ve antrenörlük kariyerine geçiş yaptım.
Her zaman söylerim, antrenörlük antrenörü de ben yelkencilik, sporculuk kadar severek yaptım. Çünkü evet, işte Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa gençler şampiyonu oldum, dünya şampiyonu oldum ama benim aslında gerçekleştirmek istediğim daha büyük hayallerim, daha büyük hedeflerim vardı. Ve çok yelken için aslında erken denilebilecek bilecek bir yaşta ben yelken sporundan uzaklaştım. 23-24 yaşlarında. Evet, aslında tam kemik yaşımın oturduğu, daha olgun olarak olimpik sporda devam edebileceğim bir yaşta. Ben sakatlıktan dolayı, o dönemki tabii ki bir de imkansızlıklar da var. Hani bir şeyler sponsor olmadan maalesef gitmiyor. Hele ki olimpik hayallerde. Öyle bir küskünlükle antrenörlük hayatına başladım. Ama hep dediğim, ben sporcularıma da hep şöyle söylüyorum. Hiç aldığım derecelerden tabii ki ister istemez insan zaman zaman bahseder ama benim için tek bir keşkem var. Keşke o dönem pes etmeseydim de bırakmasaydım. Sporcularıma da hep bunu aşılamaya çalışıyorum. Her zaman bir hedef vardır ama daha büyüğü de vardır. Daha iyisi de vardır. Buraya emek harcayıp zaman harcıyorsak zaman zaman sosyal ortamımızdan kopup yelken yapmak durumunda kalıyorsak, özellikle gençlik dönemlerimizde bütün hafta sonunu, bütün boş vaktini yelkende geçiriyorsun. Ve bunun bir karşılığı olmalı. Ben yarım kalan hayallerimi çocuklarla devam ettirmeye çalışıyorum. Aynı hırsta hala kendim yarışıyormuş gibi onları izlerken, yarışları izlerken, yarış antrenmanda kendim yarışıyormuş hırsında onları o müsabakaları hazırlamaya çalışıyorum. Şanslı bir grup denk diyelim. Yani yine karşıya kadar ülkemizde yelkende yine yetenekli çocuklarımız var. Bizim verdiklerimizi alabilen, kendilerine hedef koyabilen çocuklar var. Ben dediğim gibi yarım kalan hayallerimi antrenörlükte çocuklar yetiştirerek devam ettirmeye çalışıyorum. Deniz Baytur'u dünya şampiyonu. Derin Baytur, evet, yine en son 2019 yılında Karşıyaka kulübünden yine benim sporcumdu. Beraber de şu an milli takım antrenörüyüm. Kulüp antrenörüyken milli takım antrenörüne geçtim. Derin Baytur'la birlikte dünya şampiyonu oldu Kanada'da. Yine aynı dönemde Uygar Kızılkaya dünya ikincisi oldu. Alican Uğurlu Avrupa 10.'sü oldu. Dünya 5.'si oldu. Karşıyaka kulübünden aynı ekipten. O dönem herhalde 22 milli takım sporcusundan 8 tanesi direkt Karşıyaka kulübünün sporcusuydu. Böyle. Harika, harika. Yolun açık olsun inşallah. Çok daha büyük başarıları hep birlikte yaşatırsın. İnşallah. Evet, Mustafa Karluk, ya ben şeyi merak ediyorum. Bu Demek Akademisi neyin nesidir Allah aşkına? Sana da hünkârım diyorlar orada. O ne iş? Tamam. Demek Akademisi 2010 yılıydı yanılmıyorsam. Karşıyaka Liseli arkadaşlar, Karşıyaka'lı olan arkadaşlar işte ara sıra demleniyoruz. Diyoruz, kafayı çekiyoruz bir yerlerde. Eski anıları tazeliyoruz filan. O zamanlar 4-5 kişilik bir gruptuk. Sonra içimizden Ergün Okçay diye bir arkadaş bir isim buldu buna. Ya dedi, Dem Akademisi toplantısı yapalım. Nedir bu ya? İşte bir demlenelim. Tamam. Ve öyle başladık. 4-5 kişilik olan grup daha sonra 160'lara, 200'lere filan çıktı. Kökeninde ağırlıklı olarak Karşıyaka Liseli olanlar var. Ve şöyle dememiz gerek, artı 45 gibi düşünmek gerek ama şimdi o çıtayı biraz daha düşürüyoruz. Yani daha yeni mezun olan arkadaşlar da katılmaya başladı. İşte dem kadınlar var, gençlere de dem genç diyoruz. Onlar da katılıyorlar. Okan güzel duymaz. Şimdi tabii bunun tek başına bir şey ifade etmiyor gibi gözüküyor ama yaklaşık 11 yıldır falan bir marka oldu adeta. Sık sık yılda 2-3 kez toplanırız. Yazın mutlaka bir tekne gezisi yaparız. Kendi içerisinde de bir şeyi var. Yaşanmış olan bir takım olaylar var. Mesela bütün Dem Akademisi toplantılarında biz kitap dağıtırız. Ve Dem Akademisi toplantılarını mutlaka ve mutlaka özel günlere denk getirmeye çalışırız. Örneğin Uğur Mumcu'nun vefat ettiği güne denk getirmeye çalışırız. Örneğin 3 fidanın idam edildiği güne, yani 5-6 Mayıs'a denk getirmeye çalışırız. Örneğin Atatürk'le ilgili bir güne ya da ne bileyim bir Cumhuriyet Bayramı'na, bir 23 Nisan'a denk getirmeye çalışırız. 1 Mayıs'a denk getirmeye çalışırız. O günün
özelliğine ait kitaplar toplanır ve şike sesleri arasında dağıtılır. Çekiliş yapıyoruz. Kendisine çıkan bile, kitap çıkan arkadaşımız bile şike diye seslenmekten çekinmez. Esprili bir grup. Kitap dağıtımı sadece yeterli değil. Kendi içimizde o gece toplayabildiğimiz küçük rakamları vakfımız var. İKİLEV, Karşıyaka Lisesi Vakfı. Öğrenci okutan çok değerli bir vakıf. Oraya yönlendiririz. Ve kendi içimizde dediğim gibi tekrar çelebilerimiz vardı bizim. Eğitimci olan işte Yücel İzmirli hocamız gibi, Mehmet Erişkinler gibi, eski Karşıyakalılardan oluşan rahmetli şimdi Erkin Osman katıldı toplantılarımıza, Yıldırım Karakaplan katıldı toplantılarımıza. Basketbolcularımız gelir, eski Nuri Sakallar, rahmetli Azoz Mehmetler katılırdı. Atilla Biçer İngiltere'den geldi, eski futbolcumuz, sağ açık oynayan. Bayağı böyle bir tanınır olduk. Bir de güncele gönderme yaparız. Mesela seçimle seçildim ben. Öyle mi? Tabii. Ama şöyle söyleyeyim. Seçimin o toplantıya katılan kişi, tabii seçim elektronik ortam diyoruz. Rakı kadehlerini herkes bir kere masaya vuruyor. Otomatikman elektronik olarak işliyor sonuçlar diyoruz. Sonuçlar okundu. İşte katılımcı sayısı 160. Sandıktan çıkan oy sayısı 273. Bravo. Oyların dağılımı bir oy Mustafa Karluk bana. 272 oy geçersiz sayılmıştır. Ve böylece böyle demokratik yoldan bir seçim duymasınlar olmuş oluyor. Bunu duymasınlar. Yani işte tek oyla seçilmiş oluyorum ben de. Çıkıp sonra güncel konuşmamızı yapıyoruz. Dem Akademisi bir alem bir yer. Yani herkes çok özlemiş. Okan Baba da katılıyor mu toplantılara? Okan da katıldı yanılmıyorsam. Bir iki toplantımıza geldi. Akademi bakanlar kurulunu toplamış. Arkadaşlar demiş. Gündem maddesi bir tane. İngiltere'ye savaş ilan edelim mi etmeyelim mi diye. Etmeyelim diyenler demiş. Hepsi kaldırmış. İndirin demiş. Şimdi edelim diyenler demiş oy kullansın. Kendi kaldırmış. Edelim diyenler kazandı. Buyurun demiş. Mustafa Karlo'nun da Dem kralı efsanesi başkanı reisi neyse öyle bir ama ben de her zaman oy atarım yani. Öyle bir yiğit dostumuz, arkadaşımız ve peki senin Karşıyaka sokakları ile ilgili yok mu hikayeler, anıların? Benim Karşıyaka sokakları ile ilgili o kadar çok hikayem var ki Aziz Nesin gelse bir kitap daha yazar. Varsa ki geldi abi, anlasın biraz. Benim burada 50 yıllık bir camcı Emre vardır biliyorsunuz. Biliyorum. Alay Beyli, Emre Zeyrek falan. Biliyorum. Ne bileyim, bir de Sancar Maruflu rahmetli. Ben böyle deyince herkes ne yapıyor, ne olur falan diye. Ya, rahmet olsun, çok yaşasın falan tabii, çok yaşa böyle deyince. Şimdi. İzliyordur şimdi o seni. İzmir'de Şadan Gökoğlu'la. 5000 şiiri ezbere biliyor diye geçinir. Doğru. Yani Şadan abiye telefonla bir şiir oku. Sonra kapa telefonu. Sana tekrar o şiiri okur böyle. Gibi. Ben ona saygısızlık olmasın diye. Tabii şiir yönden dostluğumuz, abimiz falan. 5 eksikte bırakıyordum hep böyle. Hatta biz o dönem kuşakta Namık Kemal Lisesi'nden 5 arkadaş. Özkan Mert, şimdi yurt dışında, dünya çapında şehir. Abdullah Özkan, Aykut Poturoğlu, Allah rahmet eylesin. Refik Durbaş ve ben. O yaşlarda antolojiye girer çıkar, girer çıkar böyle bir çerçevedeydik. Bir gün böyle bir şiir söyleşisi yapıyoruz. O zaman Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanıyım ben. Bir yayın grubunun da temsilcisiyim. Hayat Ses, Hayat Spor. Zengin bir şey bu. Uzanlar falan var ya, onun babasının grubu falan bilmem ne. Ama o dönemde de yine bir işsizlik falan bölümleri var. O bölümlerde tabii belki isim olarak hatırlarsınız ama Cevher Kantarcı, Lütfü Dağtaş, Abdullah Bozkurt,
Kayacı. Herkes işsiz. Herkes işsiz. Bana gelen para da yetmiyor önce. Sonra öyle vakti herkes başlar kaşınmaya falan böyle. Bir bakarsın kapı açılır. Hafif bir göbek girer önce içeri. Sonra elinde iki tane torba. Bizim camcı Emre. Ailemizi falan bilen çerçevede bir arkadaşımız. Ve herhangi bir şey olduğunda ben ona sorarım. Ya derim şimdi ben Fazıl Bey Asfaltı denen sokakta ilk hanımın ailesi falan da orada olduğu için orada ikametgah etmeye başladı. Gel zaman güç zaman falan sanki Tanrı bana özel görev vermiş gazete patronu döv diye yine dövmüşüm kovmuş. Benim kayınbiraderin de Demirköprü'de dairesi varmış. O da hava kuvvetlerinde üst düzey görevli falan. Ben büyüttüm onu falan gibi. Bir delikanlılık yaptı. Enişte dedi git. Bir sene otur orada dedi iş bulana kadar falan. Ya yapma oğlum bilmem ne. Ama Demirköprü o zaman daha yeni betonlaşıyor. Ya katlar yükseliyor 6 kat 8 kat bilmem nesi. Bizimki de 8 katlı bir yer. Asansörde çalışmıyor daha falan. Gittik tabii ne yapacağız falan. Neyse biz tabii İzmir'de gazeteden çıkınca gündüz sütunlarda haberlerde savaşırız. Akşam abi Körlü denilen enişte dediğimiz Erkin abiyle masa kurulur hepimiz. Böyle. Gecenin son şeyle geliriz artık. Otobüsümü, vapurumu böyle bir şeyle. Para kaldıysa birisi taksiyle getirir gibi. Geldim ben. Karşıyaka'da indim vapurdan. Otobüse bindim. Yani bineceğim. Otobüs diye bir şey yok. O yok, bu yok. Oğlum yürü dedim. Sonra ona Demirköprü neresi? İşte Girne diyorlar. Girne neresi? Bilmem ne falan. Bir yere geldim ama benim mihenk taşı dediğimiz bir şeyim var. Algılama şeyim. Yani köşede ne bileyim gül ağacı var. Köşede yahut ne bileyim marangozun bilmem nesi var gibi. Bunlar saplantı. Bizim evin köşesinde de herifin biri marullar böyle dikmiş. Ve oraya geldim baktım simsiyah her yer. Gerçi o zaman bu kemoterapi görmeme falan yok ama simsiyah bir şey. Ya diyorum marul vardı buralarda. Yanlış geldim ben dedim. Çıktım. Çıkınca böyle yürüdüm. Böyle yürüdüm. Kendine göre adres bulacağım ya gökyüzüne bakıp. Baktım. Aa, burası dedim ya Çanakkale yolu galiba. Yanlış geldim. Böyle yürüdüm. Bir yerde bir sokak gördüm lambalar falan. Oğlum dedim bari sokak ışık var. Işık olan yere git. Hani Johann Wolfgang von Goethe ölürken demiş ya Merlich, ışık, daha çok ışık. O onu kültür anlamında söylemiş. Biz onu şey diye anlıyoruz yani lambayı yakma falan gibi. Yürüdüm. Sonra öğrendim tabii yani orası Şemikler'miş girişinde. Mustafa Sezen, daha sonra CHP Üçe Başkanlığı falan yaptı. Eczacılar Odası Başkanlığı yaptı. O sokağa bir girdim. Şimdi genellikle biliyoruz ki yani eczacılar kalpaya falan bırakır. Tüyerler. Gece nöbetçi oymuş. Böyle cep telefonu falan hiç yok zaten o zaman. Bir gördüm sanki yani nasıl anlatılabilir ki? Kurtulmuş. Okyanusta şey, gemi gördüm beni kurtaracak ya bilmem ne gibi falan. Mustafa diye bir sarıldık. Abi hayrola. Dedim aramızda sır kalsın. Kayboldum. Evi kaybettim. Ya nasıl olur? Dedim ya böyle. Telefonu aldım. Verdik, evi aradık. Verdim, tabii hanım çıktı. İlk lafı şu. Evi kaybettin değil mi? Biliyor. Kaybettim dedim. O boş gördüğün simsiyah yer dedi. Adam geldi bugün bütün marulları topladı dedi. İşte orası bizim ev dedi. Ama sizi de biliyor yani neden bulamadığınızı. Böyle yani. Çok güzel. Hala bazen böyle bu espri falan değil mi? Hepim oğul bizim rahmetli. Yani çok yaşasın diye her şeyimiz bizim o.
bütün Karşıyaka arşivimi ona verdim. Özel resimler, şunlar, bunlar, bunlar falan. Hepsini ona verdim. Bazen beni alır, belediyenin önünde buluşuruz, eve kadar götürür. Bırakır, tamam der, içim rahat etti falan. Yani abartı yok. Hayat bu, ne yapayım? Ama bir isim ver bana. Melih Cevdet Anday'dı, sana okuyayım 5-10 tane için. Bilmem işte Nazım Hikmet'te 50 tane, 100 tane. Bazı arkadaşlar bunları tabii muhabbetlerde, panel söyleşte için puğunu da çıkarıyorlar. Abi bir şiir okusana çetmezse. Lan oğlum pavyonda şey mi sandın beni? Yani bana adres abi, şeyim. Karşıyaka ile ilgili şiirlerin vardır herhalde değil mi? Karşıyaka hakkında yazdığın şiirler var mı? Şiir olarak mı? Şimdi tabii yine bu deminki söylediğime geldi. Geldi ama bu hakkım benim şimdi, bunu söylemek. Tabii Karşıyaka'yı sevme bağlamam benim başlangıçta da aynı gazetede senelerce beraber çalıştığımız Atilla ile. Müthiş bir Atilla şans. Atilla abi tabii geldi. Önce kültür sanat danışman gibiydi. Daha sonra genel yayın müdürü olduğunda. Ve ben müthiş onun şiirlerine sevdalıydım. Anlatabiliyor muyum? Her şiiri birbirinden güzel. Yani bugüne değil yarınlara bile kaldı çoktan. Ve biraz da o nedenle Karşıyaka sevdam arttı. Her bir söyledi. Şimdi piyasada biliyorsunuz bu Mayıs ayı 1 Mayıs işçi emekçi bayramı diye geçiyor. 6 Mayıs bizim denizlerin ve öbür şey bayramı. Özreces var. He, 14 Mayıs bizim Masar abinin ölüm yıl dönümü. Şimdi biz Masar abiyi severiz. Niye? Sadece Altay Başkanı, sadece ne bileyim Federasyon Başkanı falan değil. Karşıyaka 3. kümeden amatör kümeye düştüğünde bilirsiniz. Talat Asal'ın da spor bakanı iken katkısıyla tekrar ikincilik yapıp Karşıyaka'yı yok olmaktan kurtaran birisidir. Hatta ben evde yeni bir arşiv çalışması yaptım. Atilla Köprülüoğlu kardeşlerim, Sait Demirler'le birlikte, hep birlikte Kemal'e de söyledik. Ya Bornova'da ya Konak Belediye ilçe sınırları içinde Mazhar Zorlu Futbol Müzesi yapacağız. Sadece benim bağışlayacağım kitap 1300'e yakın spor kitabı. Gençlik Spor Müdürlüğü'nde, bakanlığında, federasyonlarda, kulüplerde olmayan kitaplar bende vardır. 2000'e yakın spor fotoğrafı vardır. Türkiye'de son 60 senenin, zaten öncesinde yok öyle bir şey, ne kadar çıkmış spor dergisi varsa, Olay Spor, Merhaba Spor, Hayat Spor, Gelişim Spor, Sportmence, akla gelebilecek ne? Birinci sayıdan son sayıya kadar. Ki onların bir tanesi hariç hepsinde ben ya yazı müdürlüğü yaptım, ya yazarlık yaptım, ya muhabirlik yaptım vesaire. Bunları bağışlayarak bir spor müzesi diye başladık. Çünkü İzmir'de övünmek için anlatmıyorum bunları. Yani bilgi çapında sunmaya çalışıyorum. İzmir'in sporunun bütün tarihçelerini ben yazdım. Basketbolu ben yazdım. Atletizmi ben yazdım. Voleybolu ben yazdım. Yelkeni Macit Buluç abimizi bilirsin. Onunla yardım ettim ona. Onun dışında kalkıp başlangıçta geldiğimde paket kopar diye arkadaşlarla yarattım. Orası. Bütün bunların hepsine bir spor kulübü çerçevesinde dar tutmadan Karşıyaka'sı, Altay'ı, Altınordu'su, Ülkü Sporu, Yeşil Ovası, Bostanlı Sporu, şimdi bizim Avni Erboy orada başkan senelerdir de kurucusu da biziz yani falan. Ne varsa malzeme, benim de kötü bir huyum var. Eğer diyelim şimdi Pisinler'in efsanesi Mustafa Karluk 30 sene önce bana bir düğün resmi verdiyse, düğün davetiyesi verdiyse hep duruyorum genelde. Veya
yakında torununun şeyini verdiyse yahut kartvizit verdiyse, kaybetmişse bile bana vermişse bende vardır arşivimde. Müjdat Gezen son kitabının çalışmasıyla ilgili olarak 90 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı yazıların iki tanesini kaybetmiş. İkisi de kitapta kullanacağı yazı. Biri de Doğan kızıyla ilgili anılar. Atilla gitmediyse, ben hayatta hiç kendime tanık aramadım, belge aramadım falan. Atilla dedim, al bunları söyle. Bir uçmuş havalara. Neye bağlayacaktım? Şimdi bu çerçevede benim, yani ben kendimi şöyle sorumlu hissediyorum. Bu ülke, bu halk beni okuttu. Ben de tercih olarak ağırlıkla her ne kadar sonra ne kadar Marksist gazeteler varsa yazı müdürlüğü, yazarlık yapmama rağmen sporu terk etmedim. Çünkü spor, ona orijin diyor gavurlar da, başlangıcında ve sonuna kadar giden yolda çocuklarla başlar. Yarınlarımız olan o çocuklar, o gençler eğer spor kültürüyle, spor sadece futbol oynamak değildir. Spor sadece pisinlerde yüzmek değildir. İçinde kültür vardır, sanat vardır, sevgi vardır, insan vardır, erdemlik vardır, onur vardır, dayanışma vardır, demokrasi vardır, bağımsızlık vardır, hürriyet vardır, cumhuriyet, her şey vardır. O nedenle o çizgide hep devam ettim. Ve öyle de devam edeceğim. Nereye bağlayacak lafı? Karşıyaka şiirine. Şimdi Salah Pirtil'in de çok güzel şiiri var ama demin söyledim mi bilmiyorum. Son 3-4 gündür ben şunu şey yapmam. Salah Pirtil'in o şiirini de, Atilla Ali'nin şiirini de ezbere bilirim de çok sevdiklerimin arasında yer alan Sedat Sözer'i kaybettik ya. Cuma günü camiden kaldırılırken bir de cuma namazıymış. Yaklaşık 1,5 saat orada ayakta kalmamın sonucu 3-4 gündür doktor kontrolünde. Yüklenen kemoterapilerin nedeniyle görme zorluğu, duyma zorluğu ve bazen de bir satır yanlış okuyabilme zorluğu. Ben yaklaşık o 5000 şiirin birinde bile bir dize hata yaparsam affetmem kendimi. Çünkü benim felsefem şuradan başlar. 96 yılında Türkiye'nin yaşayan en büyük şairi seçilen Fazıl Üstü Dağlarca, elimde bir erk, bir güç olsa ülkemde kalkar kalkmaz bütün insanlara şiir okurum, şiir okuturum der. O anlayışla geldim bugünlere. Arkasından PEN Yazarlar Derneği Başkanımızdı Aziz Nesin. Bulgar Sofya'ya gittik. Gazeteciler ve Şiir diye bir etkinlik. Orada bir baktık, PEN Başkanı Bulgar, herkese tanıtırken büyük şair Onur diyor, büyük şair Mustafa diyor, büyük şair diyor bilmem ne falan diyor falan. Az daha bir dayanamadı, ya dedi siz de herkes mi büyük şair? Şair büyüktür dedi. Oradan ekledi yine Bulgar, her iki kişiden biri şairdir dedi. Az daha bir Türkiye'ye dönünce ona dedi mesaj gönderin, memleketinde bozmak istemedim. Bilsin bizde her iki kişiden üçü şairdir. Şimdi sözüm olsun, özel bir program olursa baştan aşağı şiirlerle dolu olarak yapacağız. Gelirim dinlenmiş olarak. Yapacağız. Ama bir başka şiirin öyküsünü söyleyeyim. Hani daha sonra Ahmet Kaya'nın bestelediği Mahur beste şiiri vardır ya. Şenlik bitti bir acı bahçede kaldı yalnız. O mağur beste çalar yıl müjganla biz ağlaşırız. Şiirinin öyküsü. Çoğu insan bunu kendine göre uyduruyor. Atilla İlhan'ı yaşamında görmemiş birisi. 68'li nedir onu tatmamış, yaşamamış birisi. Bir başka şiirden anladığını iki satır dizeyle şair sanan birisi. Herkes bir şeyler anlatıyor. Yıllar geçtikten sonra bir gün bir toplantıda ben artık açıklamak zorunda kaldım. Şimdi diyenler şöyle diyor. Atilla İlhan vapurda inerken denizlerin asıldığını duyunca bu şiiri yazmış. Ben de üstelik de büyükşehirde bürokrat üst derece birisi de bunu tweetten paylaşmış. Ben de
daha önce gazetelerde, dergilerde bunlar çıktı. Bir yıl önce Ümit Süreli köşesinde yazdı. Uğur Dündar yazdı, o yazdı. Bana yazsınlar yani tarihe karşı hem Denizler için hem Atilla abi için şey olmasın yanlışlık. Şöyle anlatmaya çalıştım. Atilla abi bir adının yanlış yazılmasına evet. Çok üzerdi. Atilla üç türlü yazılır biliyorsunuz. 2T1'le, 1T2'le, 1T1'le. Atilla abi vefat ettiğinde belediye çarşıdaydı o zaman. Kitaplarını koymuşlar. Kitapların üstünde de ve Atilla ilan diye yazdı. Ama göğüslük dağıtıyorlar. Göğüste Atilla ilan. Yakaladım, isim vermeyeyim, rahmetli oldu. Gel lan dedim. Şurada bu kadar kitap var. Üstünde Atilla abinin adı yazıyor. Bunu nasıl yanlış yazarsınız? Ki başka bir yanlış daha yaptılar. Eski banka sokağı mıydı orası? Neydi? Çarşı'nın orada falan. Oraya Şükran Kurdakul'un adı verilecek. Biz de Sancar Maruklu bırakmaz böyle işleri. Ben onun sayesinde İzmir'de kaç mezarlık varsa öğrendim. Anma töreni var. Girdik. Ana bir baktım. Çağırdım o çocuğu yine. Gel lan buraya dedim. Ne yazıyor burada? İsmini yazdık abi diyor. Ya Mehmet Emin Yurdakul'un soyadı Yurdakul. Şükran Yurdakul değil. Şükran Kurdakul dedi. Falan. Bu esprilerden çıkarak şeyi anlattık. Atilla abi güzel. Madde 2 dedim. Atilla abi şiirlerinin kötü okumasına çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Atilla abinin şiirini ben kötü okurum şu anda. Bakmayın Mustafa Kemal heyecanı sevdası geldi de o gürlemesine bir ses yayınlandı falan. Sonra derim ki sen bunları yaşayan bilen adamsın. Nasıl yaptın diye. Ve en önemlisi de Atilla abi çok disiplinli biriydi. Saat 9.15 vapuruna biner. Pasaportta iner. Kafasında beresi. Kolunda şemsiyesi. Omuzunda çantası. Onu çok taklit eden yazarlar falan piyasada. Ne bileyim ya. 40 derece ateşle bile bereyle şoförü şey yapanlar. Neyse tabii herkesin zevkidir, keyfidir falan. Gazetede Milli Kütüphane'ye gitmeden cadde var ya. Demokrat İzmir oradaydı. Şimdi İş Bankası bilmem nesi var onun yanında falan. Oraya gelir. Saat 9.30'da masasına oturur. Kahvesini getirirler. Kahvesini içer. 10'a kadar kahve biter. 10'da gazeteleri okumaya başlar. Arkasından saat 12 oldu mu tekrar aynı vapurla Karşıyaka'ya gelir. Sokakta orada burada yemez. İçki hiç içmez. Ama bazen böyle anma etkinliklerinde bizim arkadaşlar isim vermeyeyim hemen şey yapıyor. Çıktık mı 3 kere diyor bira içerdi diye. Lan benim yanımda söyleme böyle bunu be. Hayatında hiç içmemiş. İşte enginar dolmasını çok severdi. Nefret eder diye. Uzatmıyorum değil mi? Yani, estağfurullah. Madem girdik bir konuya. Ve cumartesi gazeteden telefon etseler konak yanıyor, İzmir yanıyor ne yapalım diye gazeteye gitmezdi. Kendi disiplini. Peki Denizler'in asıldığı 6 Mayıs neye geldi? 5 Mayıs Cuma'ydı. 6 Mayıs Cumartesi sabah 3 ile 4.30'a kadar sürdü idamlar. Yani 6 Mayıs'ta Cumartesi'ydi. Peki o disiplinle Atilla İlhan nasıl vapura biner de Cumartesi günü işe gider ya? İşe gitmek için vapura mı bindi? Vapurda mı yazdı bunu? He? Peki o zamanlar böyle bilgisayarlar, cep telefonları mı vardı da mesaj geldi? He? Böyle, yani böyle saçmalıklar içinde o nedenle özel bir sohbette de olabilir, başka bir durumda da olabilir. Atilla'nın şiirleri okumak üzere sözüm olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Saat 20 dakikayı bulduk. Evet.
son sözleri vereyim. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz. Tabii bu bir program bitti gitti değil. Yani vardı ya Levent Kırca'nın rahmetinin tekrarı yok bu programın diye başlayan jeneriği. Bizim tekrarlarımız olacak. Çünkü bu hatıralar biriktikçe anlam kazanacak. Belki tematik bir takım programlar yaparız ileride. O zaman sizleri tekrar davet ederiz diye umuyorum. Evet. Senden başlayalım. Ben madem öyle anı bir tane anımızı anlatalım. Lütfen. Karşıyaka Sutopu takımıyla Antalya'ya gittik. Türkiye Şampiyonası'na. O zamanlar daha ziyade kaldığımız yerler işte yurt, lise yatakhaneleri ucuza gelsin diye o tür yerlerde kalıyorduk. Antalya Lisesi'nin yaz ayının sonlarına doğru olduğu için yatakhanesinde kalıyoruz. Ama sadece biz değil, gelen diğer takımlarda. Örneğin o ikinci kattayız. Bizim çapraz sınıfımızda diyeyim, işte şeyler koymuşlar, ranzalar koymuşlar odalara. Belli bir ücret karşılığında ODTÜ kalıyor. ODTÜ de bizim rakibimiz, şampiyonluktaki rakibimiz. İşte o günün öğleden sonrası akşamı yemeğimizi yedik. Osman abi başımızda. Bayağı da sağlam yedirildi. Tatlılarımızı mutlaka yeriz. Hem de öyle böyle değil yani. İkişer porsiyon falan yerdik o şeyden sonra. Sonra bir turumuzu attık. İşte Antalya Parkı falan. Geldik, dolaştık. Yatakhaneye çıktık. Yukarıdayız. Bir iki sohbet, muhabbet oluyor. Programı izliyorduk sanırım. Hüseyin Siretli az önce dediğim bir arkadaş vardı. Namı değer katil diyorduk ona biz. Onunla biz ikimiz sinyalleştik. Ya karnımız zil çalıyor. O kadar yedikten sonra Hüseyin dedim ya gel gidelim bir tatlı yiyelim mi kaçalım. Çaktırmadan çıkalım. İçlerinden en fazla bir kişiye söylemişizdir arkadaşlardan çok kalabalık. Biz çaktırmadan çıktık. Osman abi de lisanslarla uğraşıyor. Onun özel alanıydı, ilgi alanıydı. Çıktık gittik işte biraz bir şeyler yedik, tatlı yedik. Tekrar dönüyoruz yürüyerek. Geliyoruz ama bir şey dikkatimi çekti benim Hüseyin'le yaklaşırken. Yukarıda bir hareketlilik var, bir tuhaflık var bizim odada. Hüseyin dedim bir şeyler var burada bizim odada. Yani bir tuhaflık var böyle sanki birileri geliyor gidiyor bir şeyler oluyor gibi. Ondan sonra neyse içeriye girdik. O zaman dedi dikkatli çıkalım. Gıcırdayan merdivenler, tahta merdivenler var. Alabildiğince biz olabildiğince dikkatli çıktık. Yukarıya çıktık, iki kenarına geçtik kapının, iki yanına geçtik. Bekliyoruz. Tam o sırada da bizim arkamızdan ODTÜ kafilesi geliyor. Onlar da gümbür cemaat, gürültülü mürültülü, işte merdivenlerden taraf 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 çıkıyorlar. İçeriden bir ses, açın kapıyı diye bir ses. Kapı bir açıldı bizim kapı. Arka arkaya iki kova su fırlatıldı. Tam o esnada ODTÜ'lüler yukarıya çıkmış bulundular. Öndeki biri bağırıyor. Kaçın Karşıyakalılar saldırıyor diyor. Bir gün sonra onlarla şampiyonluk maçımız var. Hepsi de arkadaşımız aslında yani öyle bir şeyimiz yok. Meğer o iki kovası bize hazırlandı. Evet. Ama kısmet ODTÜ'lülere oldu. Ha? Kısmet onlara oldu. Ondan sonra yedik tabii Osman abiden her zamanki uslubuyla bir fırçasını yedik. Zarif adamdı canım. Çok, Allah çok, çok kibar. Çok yani onunla ayrıca şeyin Okan'ın şeyi gibi o kadar çok anısı var ki ben toparlamayı düşünüyorum hatta. Her evet. Anısı ayrı bir Arap şey. Osman program yapalım bir gün. Yani evet. Biliyorum, gördüm, biliyorum. Tabii yani Türkiye'nin her yerinde serüvenlerimiz var. Böyle bir anımız oldu. Antalya'daki olay çok oydu. Çok teşekkür ederim. Var mı sende bir şey? Buyurun. Oturum diye söylüyorum. Tabii buyurun. Şiir diye konu açtık ya, oradan bir başka şiire saygı anlamında bir örnek vereyim. Şimdi yıldızlara ulaştı tabii, ışıklar da uyusun. Ahmet Kemal Baysak, 94 yılımı hatırlamıyorum tam da. Bizim Karşıyakalı, Dıgıl diye anılan Tayfun Özek, kafeler, sanatörler açar, Bornova'da açmış. Ve Bornova'daki kafesinde slogan şey, Karşıyakalı 5 şair Bornova'da diye. İşte Oğuz Tümbaş, Abdullah Nezer Karaağan, Muzaffer Sarıgül, Savaş Ünlü, ben mesela falan. Bir cumartesi günlerden bir cumartesi günü
Gittik tabii biz oraya falan. Diyelim saat 12'de başlayacak etkinlik. 12'ye 5 kala kafenin, kültür sanat kafesinin kapısı açıldı. Önde ışıklar içinde uyusun. Ahmet Kemal Baysak. Yanında yardımcıları, basın danışmanı, kültür müdürü, daha yanında iki hanım, ellerinde çiçekler. Harika. Bir kutuda belli tatlı matlı çikolata gibi bir şey. Karşıya kadar Bornova'ya geliyor. Karşıya kalı şahinleri bırakmayın. Bornova'nın belediye başkanı da rahmetli oldu yakında. Neyse. Aysel Bayraktar bizim profesör. Arkada benim de samimi arkadaşım. Yani kocası da o da bilmem. O belediye başkanı oradan kalkıp da burada bir şiir söyleşisi var. 5 şair geliyor karşıya kadar demiyor. Ama Karşıyaka'daki belediye başkanı bir tatil günü ekibiyle oraya geliyor. İşte şiire saygı, kültüre saygı budur. Ayrıca yine Kemal Baysak'tan sıkılmazsanız bir örnek daha vermeyi görebilirim kendime. Hiç unutamadığım bir şey. O yıllarda bir genel seçim var. 95 mi 96 mı? Biz de bir etkinlik düzenliyoruz. Ege Kültür Platformu Derneği ve 8 tane dernek kuruluş vesaire falan diye. Türkiye'de eğitim sistemi nasıl daha nitelikli duruma gelir gelemez falan diye. İki konuşmacımız var. Birisi TÖS Başkanlığı da yapmış olan zamanda Fakir Baykurt. Milletvekili adayı. Nereden ama? ÖDP'den. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin bir numaralı bölgesinin birinci sırası milletvekili adı. Öbürü Can Baba dediğimiz Can Yücel. O da ÖDP'den. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin ikinci bölge birinci sıra milletvekili adayı. Konuşmacılar bunlar. Ve konuşma başlamadı. Bir baktım geldi. Kim geldi? Ahmet Kemal Baysak geldi. Kancığım boş mu dedi. Ya dedim yüreğimiz seninle dolu. Boş olur mu falan gibi espriye bağlamak. Oturdu. 20-25 dakika geçti söyleşi konuşmalar falan. O zamanlar mutlaka sen hatırlarsın da basın danışmanı olan Halis Hayırlı vardı. Böyle yaptı. Halis geldi. Başkanım buyur buyur dedi. Oğlum dedi. Masaya niye ilgi göstermiyorsunuz? Ne yaptık başkanım dedi. Ne yaptık? Yahu dedi ben buradan görüyorum dedi. O kahverengi siyah şişenin içindeki şarap bitmiş. Can Baba'nın şarabı bitmiş oğlum diyor. Kültüre bak. Esayipliğine bak. Başkanlığa bak. Nur içinde yatsın. Nur içinde, nur içinde yatsın. Çok teşekkür ediyorum. Sözü senle başladık. Sözü senle bitti. Öncelikle bana bu değerli abilerimle birlikte, Karşıyaka efsaneleriyle birlikte yer verdiğin için teşekkür ederim. Karşıyaka tarihiyle Türkiye'deki en köklü kulüplerden bir tanesi. Çok güzel hikayeler, anılar dinledik. Bu anıların var olmaya devam etmesi gerekiyor. Ve Karşıyaka spor kulübü olduğu için birçok şubesiyle beraber var olmaya devam etmesi gerekiyor. Karşıyaka spor kulübü var oldukça başarı dolu hikayeler, güzel anılar, esprili hikayeler olmaya devam edecek. Umarım uzun yıllar Karşıyaka Spor Kulübü spor kulübü olarak var olmaya devam eder. Burada büyük eski Karşıyakalılara, büyük Karşıyakalılara çok iş düşüyor. Herkes Karşıyaka Spor Kulübü'de destek olmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim Onurcuğum. Sağ olun. Evet Sayın Okan Yüksel, Onur Derebaşı, Mustafa Karluk. Kısa bir süre öncesine kadar 4 kulüpte Türk bayrağı vardı. Bir tanesi Beşiktaş. Yurt dışına bir maça gittiği için taksın demişler. Ama bir tek kulüp var ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ikinci ziyaretinde Karşıyaka Spor Kulübü'nü armağan ettiği ay yıldız.
diyeceksiniz öbür ikisi nedir? Öbür ikisi de biraz da hikayedir. Hikaye de şöyledir. 1948 Londra Olimpiyatları'nda Kasımpaşa Spor Kulübü'nün 4 güreşçisi aynı anda yan yana kurulan 4 minderde şampiyon olarak Türkiye'yi altın madalya kazandırmışlardır. Ve Bakanlar Kurulu da Kasımpaşa Spor Kulübü'ne bu nedenle ay yıldız vermiştir. Dördüncüsü daha çok karmaşık bir şey, muhabbetle böyle falan. Uzun yıllar valilik yaptıktan sonra Bursa'da 8 yıl valilik yapan, daha sonra 60 ihtilalinin sonrası Türkiye'ye seçim sistemiyle getirilen meclis dışında senato kurulması bağlamında senatör seçilen İhsan Sabri Çağlayangil, Cumhurbaşkanı Bahri Korutürk'ün emekli olması nedeniyle 3 aylık bir Cumhurbaşkanı vekilliği yapmaktadır. Bu sırada Bursa'daki valiliği döneminde kendisine hayran olan, kendisini seven insanlar toplanıp gelmişler. Efendim, Bursa'dasınız, Bursa size minnettar ama siz bize ay yıldızla verirseniz daha minnettar oluruz demiş. Ve Cumhurbaşkanı vekili olarak o ay yıldızı vermiş. Ondan sonra artık işi sulandırmıştır. Amatör kümelerde bile ay yıldız var. Ay yıldız öyle kolay taşınacak, kolay kazanılacak bir şey değildir. Onun için yüz binler, milyon insan bu ülkede, Kafkas'ta, Çanakkale'de, Afyon'da, Uşak'ta, Kütahya'da, dağlarda öldürüldü, şehit oldu. Onların bayrağıdır. O bayrağı hak ederek taşıyan tek kulüp de Karşıyaka'dır. Bu nedenle Karşıyaka ayrı bir sevdadır. Bir sevdadır Karşıyaka diyeceğim. Bitti. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu elimde kaldı ki hangi arkadaşa verebiliriz? Onu dağıtırız. Kura çekeriz sonra. Kura çekelim. Evet, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım önümüzdeki programda tekrar buluşuruz. Hoşça kalın. Teşekkürler.